Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız. Hoş geldiniz gençler. Evet, artık sınava sayılı zamanlar kaldı. Ve bu sayılı zamanları da en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz diye sürekli düşünüyoruz biz hocalarınız olarak. Ve durmadan bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu videoda da o ürettiğim şeylerden birisinden bahsedeceğim. Aslında siz daha öncesinde bunu biliyorsunuz. Ben 40 soru serisi kamplarını yaparken yani hem TYT kampını hem problemler kampını hem de AYT kampını hazırlarken sizler için demiştim ki arkadaşlar bu kamplar esnasında videolar esnasında şu sorulara işaret koyun. Bu sorulara yıldız atın. Bu soru karşınıza sınavda gelebilir. Bu soru TYT'de karşına çıkabilir. MSV'de veya AYT'de karşına çıkabilir diye ben bazı sorulara işaret koydurmuştum. Ve biliyorsunuz ki 40 soru serisi yani bu kitaplardaki sevgili arkadaşlarım sorular soru bankalarındaki sorulara nazaran daha böyle sınava çıkmaya yönelik sorular yani konsantre soru bankası demiştim ben aslında bakarsan hepimizin aslında işine gelen şey de bu dönemde budur aslında eğer bu kitapların kamplarına katılmayan varsa hala lütfen arkadaşlarım tam anlamıyla klasik klişe rutin bir tekrar kitabı bunlar. Dolayısıyla mutlak surette sana sınavda başarıyı sağlatacak kitaplardır. Buna ben kefilim. Sen de bundan emin olabilirsin, bana güvenebilirsin, kamplara başlayabilirsin. Ama bundan ziyade ben bu kampları gerçekleştirirken bazı sorulara işaret koydurduğumu söylemiştim. Ve şimdi o işaret koydurduğum soruları tekrardan bir ele alma zamanı ki sırf bundan kaynaklı da bu yeni başlayacağımız serinin ismini Yıldızlı Sorular Serisi dedim sevgili arkadaşlarım çünkü o sorulara yıldız atmıştık, o sorulara işaret koymuştuk. Ee, bir işaretin anlamı da yıldız olduğu için gençler, hani ilkokuldan beri öyle değil midir? Dolayısıyla ben işaret koydurduğum o yıldız koydurduğum soruların şimdi sizlere bir güzel tekrardan çözümlerini yapacağım. Bu tekrar için kullanacağınız bir PDF de olsun istedim açıkçası. Dolayısıyla açıklama kısmında da bunun PDF'ini bulabilirsin ücretsiz biçimde tek tıkla indirebilirsin. Önce TYT'yi yapacağız, sonra AYT'yi yapacağız ve tabii ki ekstradan bir de problemler karşınıza çıkabilecek problemleri ele alacağız. Öyle bir videomuz da gelecek. Yani problemler kampı videosu da gelecek yıldızlı sorular adı altında. Sadece ama sadece işaret koydurduğum sorular. Yani bundan daha iyi bir e, tekrar ele alınamaz, tekrar olamaz gençler. Neden biliyor musunuz? Bak tekrar söylüyorum. Şimdi sen gidip bir tane soru bankası alsan bu soru bankasından desen ki yani şu soru gözüme zor görünüyor ben bunu bir çözeyim. Şu soru da gözüme zor görünüyor bunu da çözeyim dersen o soru bankasının içinden çıkamaz. Ki kaldı ki soru bankalarındaki soruların %70'inden belki de %80'inden fazlası öyle sınav ayarında sorularda değil. Soru bankası daha çok konulardan hemen sonra mesela örnek veriyorum basit işsizlik ve mutlak değer konularını bitirdin. Hemen arkasından soru bankasından pekişsin diye çözersin. Tabii soru bankalarının bazıları pekiştirdiği gibi bazılarının sonunda ÖSYM tarzı olan sorularla da seni besliyor. Veya işte meraklısına adlı e, şekilde bu şekilde testler de sunuyor sana ve kendini geliştirmeni sağlıyor. Lakin bunlar belli dönemlerde işe yaradığı gibi belli dönemlerde de asla ama asla işe yaramıyor. Hatta sana zarar veriyor. İşte o soru bankalarının sana zarar verdiği dönemdeyiz aslında bakarsan. Yani soru bankalarını çeşitli amaçlarla kullanabilirsin şu dönemde. Tabii ki de kullanabilirsin. Lakin vakit kaybından başka bir şey değil. Şimdi ben yapılmamış olan bir şeyi yaptım. Dedim ki soru bankalarının içerisindeki hani öğrencinin ve öğretmenlerin beğenebileceği soruların içerisinde bulunduğu ve kazanımı yüksek, kazanımı bol miktarda bulunan yani bir tane soruyu çözebilmek için 2-3 bilgiye ihtiyaç değil de böyle 5-10 bilgiye ihtiyaç duyabileceğim tarzdaki soruları bir araya getirdim. Kendim çok güzel sorular yazdım ve bu soruları da zaten 40 soru serisi TYT Matematik'te, 40 soru serisi AYT Matematik'te ve 40 soru serisi Problemler Fasikülü'nde bir araya getirdim. Bu 3 kitapta da toplam 1080 tane soru vardı. Şimdi biz bunların kamplarını zaten yaptık. Ama ben bu kampları yaparken işaret koydurduğum, özellikle bak zaten seçilmiş soruların içinden de seçtiğim bazı sorular vardı. Şimdi işte bu kampta bu soruların çözümlerini yapacağız tabiri caizse. Yani özelin özeline ineceğiz arkadaşlar nokta atışına doğru gideceğiz sizle beraber. Şimdi amacım şu değil. Yani bu yıldızlı sorular serisindeki amacım kesinlikle ama kesin yanlış anlaşılmasın. Ama şu değil gençler. Yani ben öğrenci olabildiğince zor soru çözeyim. E biraz da şov yaparım. Hani karşınıza asla ama asla çıkmayacak şeyler anlatıp da tamam mı? Size böyle ben matematiğin pirim Buralar hep benimdi. Falan hani buralar eskiden topraktı. Ben aldım böyle yaptım. Bu değil arkadaşlar. Sizin için önemli olan şey sınavda gelen başarı. Yani ben iddia ediyorum 100 kişiye soralım 99'u bunu söyler. Yani gerçek anlamda zaten matematikle ilgilenen adam zaten matematik bölümü okuyacaktır yüksek ihtimalle veya matematik mühendisliği falan okuyacaktır. Ciddi anlamda matematikle haşır neşir olmak istiyorsa, böyle teorisine girmek istiyorsa, böyle dibine kadar sıyırmak istiyorsa matematiği bunu yapacaktır zaten. Ki bunları yapabilmek için de öyle derece falan da gerekmiyor zaten. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız sınavdaki net sayısının artması. E öğrenci tıp okuyacaksa yüksek derecede matematik bilmesine de gerek yok. Öğrenci tabii net yapmasına gerek var. Ama bu kadar matematik bilmesine lüzum yok bence. Öğrenci ne bileyim işte hukuk okuyacaksa bu kadar yüksek miktarda matematik bilgisine maruz kalmaya da aslında ihtiyacı yok. Sadece ama sadece sınavda... Doğruları fazla olsun, yanlışları az olsun, boşları da hepsi doğruya çevrilsin. Bu yetiyor zaten ona. Dolayısıyla ben size burada şunu iddia etmiyorum. Aşırı derecede zor sorular çözeceğim değil, aşırı derecede sınavda karşına çıkabilecek sorular çözeceğim. Bundan kaynaklı şimdiden anlaşalım. Bozuşmaca yok, öyle bana şey yapmaca yok. Hocam işte biraz daha zorları gelse olmaz mı? ya Senin zor soruya ihtiyacın yok. Senin sınavda karşına çıkabilecek sorulara ihtiyacın var. Bunu kaç yüz tane öğrenciyle konuştuk yani. E, çıkmış sınav sorularını çözdüm mü? Çözdüm hocam. Zorluk seviyesini nasıl buluyorsun? E, netlerin nasıl? Denemelerden daha yüksek geliyor hocam diye. Bu gayet normaldir. Çünkü piyasada e, daha çok gördüğüm şekilde şu yok. Hani sınav ayarında soru yazalım derken işin ucu biraz kaçıyor. Bilmiyorum deneme yazmadım şimdiye kadar ben. Ama yazsaydım belki benim de öyle olacaktı. İşin ucu, işin ayarı biraz kaçıyor. 10 e, üzerinden örnek veriyorum sınavın zorluk seviyesi 6 ise en son çıkan yılki sınavın sorularının zorluk derecesi 6 ise matematik adına konuşuyorum. 6.5'unu yazalım derken ortaya 8'lik 8.5'lik işler çıkıyor. E bu da tabii doğal olarak e, sizin moral ve motivasyonunuzu geriye düşmenizi e, sağlıyor. E, doğal olarak bu sefer de şeyin düşüncesine giriyorsunuz. Diyorsunuz ki kendi kendinize ya sınavda böyle olursa bunu diye diye bu sefer de sınavın o şekilde çıkacağını karşınıza düşünmeye başlıyorsunuz. Bu tamamen psikolojik, kendinizi kandırdığınız bir olay aslına bakarsanız. Olay bu değil. ÖSYM senelerdir bu ülkede sınav yapıyor, bu ülkede e, sınav düzenliyor. Ve sorularını da zaten kendi bünyesinde yazdırıyor, yazıyor. Ve yazdığı sorular artık oturmuş bir düzene sahip, klişeleşmiş. Artık ÖSYM'nin bir tarzı var diyebiliyorsun. Her seneki sınavda da bunları net bir şekilde görüyoruz. Artık tarz noktasında, soru tarzı noktasında da doygunluğa ulaşmak üzere zaten ve dolayısıyla artık kendini tekrar etmeye başlayacak. Önemli olan çıkmış sorular, önemli olan sınavda çıkmış sorulara benzer sorular, önemli olan çıkabilecek soruları çözmek. Önemli olan zaten zor mor soru çözmek değil gençler. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Evet, gençler Öyle bir kamp programımız falan olmayacak ama her gün video paylaşacağımı söyleyebilirim sizlere. Ee, her video yaklaşık olarak 30-35 dakikadan oluşacak. Sen dilersen şunu yapabilirsin hocam tüm videolar yayınlandıktan sonra ben onları 1-2 günde zaten sınavda az kaldı 1-2 günde yalayıp yutarım bekleyebilirsin. Veya diyor sanki hocam e, siz zaten her gün video paylaşacak mısınız ben bu videoları her gün e, siz yayınlar yayınlamaz tüketirim olur biter. PDF'lerinin çıktısını almayı lütfen unutma. PDF üzerinden önce kendinle çözmeye çalışabilirsin. Eğer uzun bir çözüm yaptığımı düşünüyorsan gel izle kardeşim. Eğer soruyu çözemediysen zaten gel izle. Çözümünü birebir ben yapıyorum. Kendi yazdığım sorunun çözümünü kendim yapıyorum. Ve bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlarım bundan güzel bir tekrar metodu da yok. Hayır, yine söylüyorum bak yine söylüyorum. Soru bankalarında boğulmayın. E, branş denemelerinde ve genel denemelerde aşırı derecede sürekli seri deneme alıyorum hocam ve sürekli aynı netleri yapıyorum. Bir türlü artıramıyorum diyorsan çözümü belli. Ben sana bunu 152.672 defa söyledim. Yine söylüyorum. Bak 673. defa söylüyorum gençler. E, denemelerde, branş denemelerinde, genel denemelerde seri seri yaptığın denemelerde öyle net tartışı falan çok bekleme. Çünkü e, bu seni sadece ama sadece bu denemeler süre bazında geliştirir. Süre bazında geliştiğin takdirde dolaylı yoldan netin artar ama dolaylı yoldan direkt olarak netine bir katkısı olmaz. Çünkü sen süre bazında kendini geliştirip sınav bütün soruları gördükten sonra kendine kalan boş vakitte o boş bıraktığın sorulara veya ayırırsan veya yanlış yaptığını hissettiğin sorulara bakarsan zaten netin otomatik artacaktır ama dolaylı yoldan. Çünkü süren kaldığı için bakacaksın buna. Genel denemeler, branş denemeleri senin süreni geliştirir. Ben sana ne diyorum? Konu denemeleri çöz. E, konu denemeleri de sevgili arkadaşlarım zaten işte burada birebir ben sana bunu artık defaten söylemeyeceğim. E, konu denemeleri çözmek istiyorsan burada her biri mevcut. TYT'si de AYT'si de problemi de mevcut. Bunların da yine incelemek isteyen arkadaşlarım için açıklama kısmında o indirme linkinin hemen altına ben linklerini paylaşırım. Sen de incelersin. Evet gençler artık dedik ya sınava sayılı zamanlar kaldı ve bu sayılı zamanlarda sizlere ne kadar çok ihtiyaç e, sizlerin bizlere ne kadar çok ihtiyaç duyduğunuzu biliyoruz e, çünkü bu eskiden inanılmaz derecede lüks bir olayken artık herkesin erişebildiği bir platform haline geldi internet ve YouTube e, YouTube'da da zaten artık bilmiyorum hiç saymadım ama eminim yüzden fazla matematik hocası vardır ve her biri İyi niyetleriyle sizlere ders anlatmaya çalışıyor. Ben de onlardan birisiyim. Ve elimden gelen her şeyin en iyisini sizlere sunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım. Az zaman kalmışken çok fazla iş başarmak istiyorsan. Bu soruları da lütfen izle. Bu soruları lütfen dinle ve çöz. Senden başka ricam yok. Bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben onları da okurum arkadaşlar. Cevapta hepsine tamamına cevap vermeyi de çalışacağım. Sizlere söz veriyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hatta bu sonraki video ilk kamp videomuz. Kamp demeyelim artık ismi. İlk soru çözüm videomuz olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlık takalım ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.